Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından yarın başlayacak zirve nasıl değerlendirilmeli? Bu işi gelin bir uzman emekli büyükelçiye soralım. 2002-2005 yılları arasında Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'nin daimi temsilciliğini, 2005-2009 yılları arasında da AB Genel Sekreterliğini yapan emekli büyükelçi Sayın Oğuz Demiralp canlı yayınımıza katılıyor. Sayın Büyükelçi, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, iyi akşamlar, hoş bulduk. Şimdi efendim, bu yarınki zirvede Türkiye'ye karşı yaptırımlar olup olmayacağı meselesinden önce Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin, özellikle de Avrupa Birliği'nin uzaktan değil bayağı yakından izlediği anlaşılan ya da izlediğinden emin olduğumuz konu başlıklarını masada görmek herhalde sürpriz olmayacak. Neler bekliyoruz bu zirvede? Vallahi fazla bir şey beklemiyoruz. Yani o rapor, bu zirvenin tabii ana konusu Biden'ın video konferansıyla Avrupa'ya hitap etmesi olacak. Yani Biden Türkiye'den bahsederse enteresan şeyler olabilir ama bahseder mi onu bilmiyorum. Diğer konusu da Covid olacak. Türkiye konusunda çok bir şey beklemiyoruz. Raporu önceden sızdırdılar. Rapor vaziyeti idare etme raporu. Yani öyle raporun içinde ciddi bir şey yok. Yani Avrupa'nın verdiği mesaj kesin. Yani belli. Diyor ki işte aman üstüme mültecileri salma diyor. Mültecileri salmazsan ben de seni idare ederim diyor. Ama seni idare etmenin içinde işte bu Yunanların, Rumların şeyleri istedikleri yönde bir iki adım atman lazım diyor. İşte o istikşafi görüşmeler başladı. İşte biz artık aramalardan vazgeçtik. Aslında kendi pozisyonumuza göre geri adım attık. Kıbrıs konusunda da görüşmeler yapılacak. Yani dolayısıyla o konularda, yani yaptırımlara neden olacak konular ortada yok. Yani işte mesaj şu: eğer diyor işte böyle uslu çocuk olmaya devam edersen Haziran ayına kadar diyor, İşte ben sana elma şekeri veririm, bir takım iyi şeyler yaparım. Bunların arasında gümrük birliği de var diyor. Ama gümrük birliğinin genişletilmesi konusu çok geniş bir konu tabii. Yani ön görüşmeler, kapsam mapsam, yani dolayısıyla çok geleceğe dönük bir konu. İşte uslu çocuk olmazsan elma şekeri vermem, seni cezalandırırım diyor. Öyle bir mesaj var raporda. Şimdi tabii esas raporda olmayan şeyler üstünde durmak lazım. Şimdi rapor, hocam... Evet, Oğuz raporda Bey, olmayan şeyleri okumak lazım. Evet, nedir tahmininiz olmayan şeyler açısından baktığımızda? Tahminim değil, olmayan şeyler ortada. Bir kere müzakerelerden hiç bahsetmiyor. Adaylığımızdan bahsetmiyor. Müstakbel üyeliğimizden bahsetmiyor. İnsan haklarından bahsetmiyor. Yani bu ne demek? Çok olumsuz bir mesaj. Sizi aslında artık böyle adaylık süreci içinde, AB'ye katılma süreci içinde görmüyoruz demek. Sizin işte insan hakları sorunlarınız var. İşte o biraz Rusya gibi bakıyoruz size demek. İşte siz ne yaparsanız yapın. İşte bizim parlamento sizi biraz şey yapar, sarsar. İşte Avrupa Konseyi de zaten bu konularla ilgileniyor demek. Yani bu aslında son derece olumsuz bir rapor. Çünkü Türkiye'nin üyelik sürecine, katılım sürecine hiçbir atıf yapmıyor. Sayın Demiral, zaten Türkiye'nin üyeliği meselesini konuşmayalı epey bir zaman oldu herhalde. İşte ben yani, en son ne zaman konuşulduğunu hatırlamıyorum. İşte yani zaten işte olumsuzluk giderek artıyor demektir. Zaten yaptırım konusunda Türkiye zaten iki tane ağır yaptırım altında. Birisi müzakerelerin kesilmiş olması, ikincisi gümrük birliğinin güncellenmemiş olması. Bizim kamuoyu tabii bunların pek farkında değil. Yaptırım deyince gelsin birisi güm diye çaksın diye bekliyor. Esas yaptırım bunlar. Bunlar Türkiye'nin istikbalini doğrudan etkileyen işler, yapılmayan işler. Ve Türkiye'nin istikbalini olumsuz şekilde etkileyen işler. Dolayısıyla bir yaptırım zaten devam ediyor. Bunun dışında da işte Türkiye'yi böyle kendisine sorun yaratmayan bir komşu haline getirme gayreti de devam ediyor. Yani işte mesele budur. Ama işte bizimkiler tabii o yaptırım yok falan diye gene sevinirler. Halbuki aslında tablo son derece olumsuz. Yani daha açık ve net koymak gerekirse herhalde kapının kapalı tutulmasından daha büyük yaptırım olmaz diyorsunuz, öyle mi? Elbette, elbette, elbette. Yani bütün bizi sorun çıkarmayan bir komşu statüsüne indirgeme çabası.
Yani bu raporda söylenmeyen şeyler, söylenen şeyleri çok daha fazla bastırıyor. Ama bizim kamuoyu açısından böyle şeyleri anlamak biraz zor olabiliyor. Bizde illa gelecek birisi bağıracak, çağıracak, o zaman yaptırım oluyor. O zaman mesele üzerinde düşünülmeye başlıyor. Ben olumlu bir şey göremiyorum. Evet. Yani o durum olumsuzdur. Evet, Sayın Oğuz Demir abi, şimdi geçen yılın sonlarına doğru geldiğimizde bu Avrupa Birliği'nin Mart ayında yapılacak zirvesinden her söz edildiğinde çok ciddi yaptırımlar geleceği, işte Avrupa Birliği'nin çok sert önlemler uygulamaya başlayacağı filan konuşulurken bir anda gözler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkan değişikliğine çevrildi ve dendi ki Joe Biden geldikten sonra, yani 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a oturduktan sonra Joe Biden'ın ya da Washington'ın AB ile ilişkileri üzerinden tekrardan şekillenebilir. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri öyle oldu mu? Onu nasıl yorumluyorsunuz? Henüz daha onu bilmiyoruz. Yani henüz daha onu bilmiyoruz. Herhalde o konuyu ABD AB ile birlikte görüşüyor. Dediğim gibi AB'ye yapacağı konuşmada Joe Biden Türkiye'den söz ederse o önemli bir gösterge olur. Ama söz eder mi bilmiyorum. Herhalde konuşmasının ağırlık konusu Çin olacaktır. İkinci derecede de Rusya konusu olacaktır. Onu daha bilmiyoruz. ABD tabii AB'yi insan hakları konusunda Türkiye'ye karşı bir tavır almaya itmeye çalışırsa AB'nin kaçış kapısı Avrupa Konseyi olacak. Zaten bunlar Avrupa Konseyi'nde yürüyen hukuki süreçler diyecek. Yani işte kendi parlamentosuna karşı da kaçış kapısı o. Dolayısıyla o insan hakları konusunda AB'nin kaçış kapısı var. Velev ki birkaç toplantıda lider bu konuda ısrarcı olmasın. Yani ortaya çıkarlar, illa bu insan hakları konusuna da yer verilmesin diye ısrar ederlerse o zaman gündeme gelir. Ama gündemde olmaması Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı ilgisinin azalmasının göstergesidir. Peki bu son dönemde, hatta son birkaç gün ya da birkaç hafta içinde bir HDP'nin kapatılma davası, iki İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme, yani temel hak ve özgürlükler başlığı altında alınabilecek bazı sorunlar, işte uzun süredir batıdan gelen Demirtaş'ın, Kavala'nın durumuyla ilgili uyarılar, sizce önümüzdeki dönemde AB-Türkiye ilişkilerinde sıcak konular olmayı sürdürecek gibi gözüküyor mu? Olabilir. O AB'nin yalnız tavrına da bağlı. Şu anda şu baktığımız rapor itibariyle öyle sıcak konular olacağı benzemiyor. Daha çok bunu Avrupa Konseyi'ne itmiş gibi görünüyorlar. Ama Avrupa Parlamentosu ve bazı ülkeler, Nordik ülkeler bu konuda bastırabilirler. Ama tabii ilişkimizin doğası gereği Avrupa Birliği'nin bu konularla ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü biz aday ülkeyiz. Yani benim anlatmaya çalıştığım esas olumsuz şey ilgilenmemesidir. Yani ilgilenirken olumlu olur, olumsuz olur o başka, ama ilgilenmemesi esas olumsuz bir gelişmedir. Yani evet. İlgilenmesi sadece birkaç beyanat vermesiyle olmaz. O beyanatlar işte bizim basına yansıtılıyor filan ama işte bu raporda yok mesela. Ama belki işte birkaç liderin bastırmasıyla son sonuç bildirisinde bu konulara belki değinebilirler, onu bilemem. Ama bu rapor itibarıyla öyle gözükmüyor. Peki Sayın Oğuz Demiral, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar.